Çok kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde veto engeli kalkıyor. Suriye'ye yardımlar Türkiye üzerinden gönderilecek. Değerli izleyenler, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden diplomatlar, Rusya'nın Suriye'ye insani yardım geçişlerinin 6 ay daha devam etmesini öngören tasarısı üzerinde uzlaştığını açıkladı. BBC Türkçe'de yer alan habere göre tasarı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde oylanacak. Beklendiği gibi kabul edilmesi durumunda durdurulan yardımlar yeniden ilerletilmeye başlayacak. Suriye'nin kuzeybatısında Türkiye sınırından gönderilen gıda ve ilaç gibi temel yardımlar, yerinden edilen yaklaşık 4 milyon Suriyeli için hayati önemli. Geçen yıl Temmuz ayında bir yıllığına uzatılan programın süresi 11 Temmuz'da dolmuş, yardımları bir yıl daha uzatmayı öngören tasarı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi Rusya tarafından veto edilmişti. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi onayı olmazsa yardım geçişleri duruyor. Çünkü Şam yönetimi Birleşmiş Milletler kararı olmadan yapılan yardımları kabul etmiyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi geçici üyeleri İrlanda ve Norveç'in hazırladığı 1 yıllık yardım geçişleri teklifi Rusya tarafından veto edilince 15 üye ülke diplomatları yeni bir uzlaşma sağlamak için görüşmeye başladı. Görüşmelerin sonucunda yine İrlanda ve Norveç, Rusya ve Çin'in yardımlarını 6 ay daha uzatma teklifini temel alan yeni bir tasarı hazırladı. Suriye'nin kuzeybatısındaki çok sayıda Suriyeli'ye ulaşan ve hayati önem taşıyan uluslararası insani yardım malzemelerinin gönderildiği tek sınır kapısı cilve gözü, Rusya'nın engellemesi durumunda kapanma riskiyle karşı karşıya bulunuyor. Birleşmiş Milletler, Suriye'ye uluslararası yardımların yapılmasına imkan tanıyan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarının yetkilendirdiği mekanizmayla 2014'ten bu yana özellikle Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'de 5 milyona yakın kişiye ulaşıyor. 2020'ye kadar gıda, ilaç, tıbbi ve hijyen malzemesi gibi uluslararası insani yardımlar, ikisi Türkiye'den olmak üzere 4 sınır kapısından gönderilirken, Rusya'nın vetosu ve itirazları üzerine sınır kapılarının sayısı önce 2'ye indirilmiş, daha sonra Rusya sadece cilve gözü sınır kapısının açık tutulmasına onay vermişti. Cilve gözü sınır kapısından her ay 1000'den fazla insani yardım konvoyu Suriye'ye geçiyor. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere, hoşça kalın.